Merhabalar, ben Konuran. Bugün sizle hayatta kalmayı konuşacağız. Ekstrem 101 başlıyor. Ne oluyor? Her şey yolunda mı? Farkındayım. Fatih. Her şey kötü. Bence çık, sen de çık. Baksana çok kötü duman. Evet hocam, bugün ne yapıyoruz burada? Evet, dün geldik buraya. Yağmurdan çok fazla bir şey yapamadık. Çok fazla yol yürüdük buraya gelebilmek için. Hava çok soğuk. Güzel bir yer bulduk kendimize. Güzel bir yer bulurken de bazı şeylere dikkat ettik. Çok dere kenarı olmaması gerekiyordu. Dere kenarı olduğu zaman yırtıcı hayvanlar su içmeye geceleri gelebilirler. Hava da yağmurluydu. Çok fazla yağarsa dere taşabilir. Sıkıntı yaşayabiliriz. Derenin kenarına kamp kurmak biraz tehlikeli. Öyle ölenler de var değil mi bayağı? Evet evet. Türkiye'de de var. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım da yurt dışında maalesef hayatını kaybetti. Dere kenarındaki taşma yüzünden. Üzücü bir kazaydı. O yüzden bu gerçekten dikkate alınması gereken bir şey. Burası bence kamp yapmak için güzel bir yer. Zemin düz, yatarken bizi rahatsız etmez. Etrafın konumuna baktığımda da burası muhtemelen değil, hiç rüzgar almıyor. Çünkü ağaçlar hiç eğilmemiş, dallar bir yöne doğru bükülmemiş. Genelde çok rüzgar olsaydı bir tarafa doğru ağaçlar eğri ve dallar o tarafa doğru daha sık olurdu. Kuru bir dal da yok kafamıza düşecek. Bu tarz yerlerde kamp yaparken yukarıda kafamıza düşecek kuru dal rüzgarda bizi yaralayabilir. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Burası kamp yapmak için bence ideal bir yer. Hadi buraya kurulalım. Bushcraft çadırı ne demek abi? Bushcraft çadırı aslında biraz daha doğal malzemelerden yapılan şeyler. Daha böyle içinde palleri falan olmadan, yani bunların bir içindeki o boruları yok. Doğadaki malzemelerle ona kazık yapıyorsun içine. Destek sağlıyorsun. Böyle eski tip hani olur ya, Kızılderili çadırları gibi, göçebe çadırları gibi, üçgen çadırlar. Dağcılık için çok uygun değil aslında. Bunlar daha çok böyle doğanın içinde kamp yapmak için uygun. Çünkü dağcılık çadırlarının içinde birçok pale olması gerekiyor ki o yüksek dağlardaki fırtınalara uyum sağlasın. Bunlar içine soba kurulabilen, kamp için 3-4 kişi için uygun çadırlar. Bunlar tabii daha küçükleri de var. Bu bizim için ideal bu gece. Ben şimdi baltamı alıp bir ağaç kesip geleceğim ama kuru bir ağaç. Bu bushcraft için uygun bir balta. Çok büyük değil. Yaklaşık bunu kullanacak bir bireyin ön kolu kadar. Bunu kullanmak daha ergonomik, taşımak da daha ergonomik. Güzel bir balta, ceviz bir sapı var. Uzun yıllardır bunu kullanıyorum. Boyumuzda olması lazım. Yani 2 metre falan birazcık şey yapalım. Pay verelim. Heh. Oldu değil mi? Bekle. Şimdi gerdirmen lazım. Zaten zemin de yumuşak. Çadırı gerdirmek önemli konulardan biri. Çünkü gece yağışlarında, kar yağışlarında, fırtınalarda, hafif fırtınalarda bile çadır üzerinize doğru gelebilir içeride. O yüzden bu tarz gerdirmeleri ihmal etmemek gerekiyor. Ay çok muhteşem bir çadırmış bu. Hocam. Sobayı bir yakacağız içeride şimdi. O bir de sobalı. Soba tabii. Tamam. Bir tarafımız kızarmış uyamayalım ekmek gibi. Ya gece atmayacağız siz ama bunlarda zaten zehirlenme olmaz. Hava alan bir çadır bu zaten. Şeyli tepeleri. Peki şimdi zeminle bir şey sereceğiz tamam ama yanlardan açıklıkları var. Yani böcek, akrep, örümcek falan girmeyecek mi? Evet, onlar zaten işin en güzel tarafı. Çok güzel bir şey. Doğayla bütünleşeceğiz. Onlar bizle, biz onlarla. Kancası da bu tarafa bakacak. Ses çıkar. Çadırımızı kurduk. Gayet de güzel oldu. Güzel gerdirdik. Yerimiz güzel. Şimdi odun toplayıp ateş yakacağız. Etraf çok ıslak oldu ve çok yağmur yağdığı için maalesef odun bulmamız biraz zor ama güzel kısmı da bu zaten. Arayacağız. Bunlar köpek elması, tavşan elması. Halk arasında bir sürü adı var. Bunların çekirdekleri
nefes açıyor. Çok yediğiniz zaman da zehirleyen bir etkisi var. Çekirdekten ayırıp yemek lazım. Böyle şeyleri yerken de önce birkaç tane yemek lazım ki ağızda, dilde, vücutta yediğiniz zaman bir reaksiyon gösterebilir. Aç kalırsanız eğer çok yemeyip biraz yedip yiyip beklemek gerekiyor. Çekirdeği ne yemek gerekiyor? Bunlar ateşi başlatmamız için yeterli bize. Süper abi. Ateşi başlatmamız için odunları bu şekilde için dörde böldüm. İçinin kuru taraflarını bu şekilde çıra yapıyorum ki ateşi başlatabileyim. Çünkü etraf çok ıslak. Böyle bu şekilde ateşi başlatabilmek için küçük çıralar. Küçük çıralar yapıyorum. Sana ve kırmızı yanaklarına meydan okuyorum yavrum. Benimle fütursuz ve destursuz bir balta yarışına var mısın? Varım. Savaş baltası Tomahawk. Bunu alıştığın zaman doğru mesafede cidden çok etkili bir silah yani. Düz getirirsen her yeri deler. Tamam. Yaralama ve saplama uzmanı ben olduğum için bunların değerlendirmesi bende. Hop. Sen kazandın ben işte. Biraz yakın mı atıyor hocam? Abi yerini siz teyin ediyorsun. Ense kökünü. Bakalım bir mi olacak? Bir oldu. Fena değil, fena değil. Acıdı. Bir saniye, malı getirmek istiyorum. Kazanan. Kaybetmeyi sevmem. Söyledim. Fazla. Bak burayı resim yap. Allah çok büyük. Bölüm sonu canavarı. Bölüm sonu canavarı. Kameranın arkasında benimle çok dalga geçti. Ona da birazdan bir sürprizim var. Hiç. Niye rezil ediyorsun kendini? Sert atarken... Ya şu mont olmasa daha rahat atarım biliyor musun? Ne oldu? Aynen sen durumdayım. Şimdi 1-0 mı sayıyoruz? 1-0 abi. Tabii kazanan Konur Alp burada. Yani sadece bu... Ya bir şey söyleyeceğim. Bu adam hocaların hocası bize burada öğretti. Bak az önce Konur Alp'in ilk bize gösterdiği kadar net bir atışla bitirdim bu işi. Ama madem çocuklar okey soyunuyorum. Soyunuyorum. Bunu siz istediniz. Bak senin bu rekabet durumun ne olacak ya? Abi rekabet ev için ya. Rekabetten doğduk. Şimdi komple laciverde boyadım orada. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Abi rekabet evliyim ya. Rekabetten doğduk. Yok bir şey söyleyeceğim. Hayır ya dur iki. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu arada sadece oraya çarptırıp falan yenmek yok. Böyle bir net... Oyun öyle. Demek veriyoruz. Adam en azından hedefi tutturuyor Fatih. Peki. Peki. Buyurun. Uf. Tamam saltayalım. Tamam ne? Tamam. Bir şey söylemiyorum. Dur. Fazlını bir dinler misin? Bir şey söyleyeceğim. Fazlını bir dinler misin? Aşk olsun. Ben yarışmak istemiyorum. Şampiyon sensin. Ben yapacağımı yazmak. Bak, şunu bak, yaptıktan. Beş, az önce ben de bir tane daha. 5 tane at. Hayır. Tamam 5 atış. Hayır. Son turda. Son turda. Hı. Saplarsa berabere. Hayır abi. 5 tane tak veriyorum ona. 5. 5 peki. Tamam. 5'inden birini sok. Sen kazandın. Hop. Yavaş yavaş kırıldı gördün mü? Vurdu yavaş yavaş. Küçük küçük testosteronu düştü bak. Hala bir atışım var. Var hala 5'te. 5'te 1 bence yapacaksın. Ben sana inanıyorum. Hadi. Vallahi saplan. Güzel tutuyor. Seni bükme. Teşekkür ederim hocam.
Şakası bir yana, gerçekten senden böyle bir şey öğrenmek... Böyle bir ortamda hayatta kalmak için en önemli şey yaşama arzusu. Survive'ın birinci kuralı... O ya... işte yok hocam bizde ya. Türkiye'de biraz zor değil mi? Doğada en iyisini umup en kötüsüne hazır olmamız gerekiyor. Doğa öyle bir yer. Doğayla uyum sağlamamız lazım. Doğa bizim ne dostumuz ne de düşmanımız. Doğada hayatta kalabilmemiz için bulunacağımız ortama uygun giysilerimiz de olması gerekiyor. Şu an bu kış mevsimine uygun olan 3 katmanlı giysiler olabilir. Bunlar birinci katman içtiklerimiz, termal içtikler. Bunların çeşitli teknolojileri çok gelişti ve gerçekten sıcak da tutuyorlar. Aynı zamanda hafifteler. Orta katman polar olabilir. Poların içine kuş tüyü ya da elyaf montlar olabilir. Kuş tüyü, elyaf montlar duyarlılık açısından çok tercih edilmiyor ama elyaflar daha çok kullanılıyor. Ama maalesef kuş tüyü montlar daha fazla ısıtıyor. Üst katman teknik ceketler, yağmurluklar, tırmanış montları, bunun gibi üst ekipmanlarda su geçirmeyen malzemeler, aynı zamanda nefes alan malzemeler olması gerekiyor en üst katmanın. Çünkü yürüyüş yaparken terlerseniz sizi böyle içeride bir sauna etkisiyle hipotermiye daha fazla sokabiliyor soğuk çarptığında. Sobamızı çıkarıyorum. Bu taşınabilir bir soba. Değil mi? Soba borusu bayağı keskin. Ve tehlikeli. Normalde ateş dışarıda yakacaktık ama yağmur başladı. Merak etme. Bir dakika dur. Biz sizle dışarıdan yardım istiyorum. Bunu düzgün bir yere koymamız lazım ki tam şunun ortasından geçsin. Bunu yakmasın. Tamam mı? Geldim, anladım. Buna böyle yukarıdan şey takacağız. Ben çünkü bunu tahlil edemiyorum. Doğru yerde mi bu? Şu an dik. Dik değil mi? Hı hı. Yağmur girmesin diyor. A few minutes later. Konrad bize yalnızca bushcraft'ı değil, sabrı da öğreten bir çalışmayla. Bu hayati bir şey diye bu kadar uğraşıyoruz değil mi hocam? Ne önemi var? Bu ne yapıyor bu? Bu bizim bacamızın ucundaki şapkamızı sabitleyecek. Böylelikle rüzgar falan çıkarsa bacamız sağa sola deyip yangın çıkarmayacak. Tamam hocam. Dikkatli geçeceğiz. Çadırın etrafındaki gerdirmelerimize takılmamaya özen gösterelim. Vallahi geliyorum. Ya şimdi o en son düğme öyle... Bak. Tattırtma. Dur. Abi çok iyi oldu ya. Al. Bu senin hakkın hocam. Hayır. Bu esprisini yap. Aa, yandı. Vallahi bravo. Kampta böyle yaptığın her şeyi emekle yapıyorsun ya. Evet. O yüzden galiba hepsinin keyfi zaten daha fazla. Bunu... Terapi... Terapi bu. Bayağı duman oldu, ne yapacağız? Bence çık, sen de çık, baksana çok kötü duman. Tamam, sıkıntı yok ya. Tamam. Bir şey yok. Tıkanmış. Ondan tutmuşuz. Nasıl? Tamam, süper. Jilet gibi olmuş. Tamam, ben de şimdi. Tamam mı? Hadi gelin yat. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar hayatta kalmanın bir parçası. Öyle o yatayım güzel, sobam kurulsun. Biraz sütecek, birazcık duman altı kalacağız. Şimdi kıyafetlerimiz var, barınacak yerimiz var, ateşimizi yaktık. Gelelim en önemli sonraki materyale, su. Yani dehidrasyon bizi direkt öldürüyor. O yüzden su işini nasıl yapacağız? Evet, dehidrasyon önemli bir problem.
özellikle böyle yerlerde hep dehidre olduktan sonra su içiyoruz. Aslında önce su bulmamız lazım. Çünkü bir yere tırmanacağız ya da ulaşacağız. Orada içtiğimiz su değil, bizim önceden içtiğimiz su performansımızı etkiliyor. Böyle bir yerde su bulurken durgun sular bizim için tehlikeli. Genelde akarsuları tercih etmemiz gerekiyor. Durgun sudan da içeceksek ya da akarsudan da içeceksek kaynatmamız önemli. Bu tarz şartlarda şu anda kar yok ama karlı yerlerde de kar su içmek de tehlikeli. Çünkü kar saf bir su. İçinde mineraller yok. Midemizi bozma ihtimali çok yüksek. Böyle bir kar suyunu eritirsek de içine çay, çorba gibi eğer bir şeylerimiz varsa yanımızda. Tuz bile olur sanırım. Evet, bunlarla içebiliriz ama direkt kar suyunu ilk etapta içmek biraz sıkıntıya sokabilir ama başka çaremiz yoksa da içebiliriz gayet. Sorun daha çok içinde yeterli minerallerin olmaması, bu yüzden vücuda daha çok su kaybettirmesi sanırım, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Daha fazla su kaybettiriyor. O yüzden çok fazla da içmememiz gerekiyor kar suyunu. Ama biliyorsunuz bir film daha vardı, Kar Kardeşliği. Yakın zamanda izlemişsinizdir. Netflix'te de vardı sanırım. Evet evet. Orada da kar su içerek hayatta kalıyorlar mecburen. Evet. Bir noktadan sonra vücut da adaptasyon sağlıyor. O filmi de öneririm. Ama yani böyle çişleri siyah falandı. Evet evet, aynen öyle. Biraz kötü senaryo konuşalım istiyorum. Bunlardan tabii insanın ilk aklına geleni, ayı gelir mi? Kurt gelir mi? Bu hayvanlar gelirse ne yapacağız? Gelebilir. Bu bölgede de yaklaşık gelmeden önce de baktık seninle beraber 100 tane falan ayı yaşıyormuş. Bir ayı gelirse ne yapabiliriz? Ya öncelikle bir ayıyla başa çıkmamız imkansız. Amerika'da bunlar için ayı spreyleri var, büyük ayıları uzak tutmak için. Ama genelde çok fazla kaçmadan ölü taklidi yapmak en iyi işe yarayanı diyorlar. Benim yanımda biber gazı var. İş görür mü? Yani bunun mesafesi önemli. İşe de yarayabilir. Genelde sakin kalıp ya da bir hakim tepedeyken birlikte durup bağırmak işe yaradığını söylüyorlar kaynaklar. Hmm, ayıya da. Ayıya da ama okay. Tabii ki ben de bununla birebir maruz kalmadım ama ayılar benim ilgi alanım. Bununla ilgili çok araştırma yapmaya çalışıyorum. Geneldeki şey bu konuda. Peki Konuray, bir şey soracağım. Zehirlendik. Evet, zehirlendik. Yılan sokabilir bizim. Bu tip durumlarda yılan soktuğu bölge eğer el ve ayaktaysa nispeten daha rahat. Ama kafa ve boyun bölgesinde ise biraz sıkıntılı. Genelde insanlar yılanın nasıl zehirli olduğunu bilmiyorlar. Şöyle anlayabilirsiniz yılanın zehirli ya da zehirsiz olduğunu. Eğer ısırığınız iki dişse ve şöyle aşağı doğru hafif böyle ısırdığı yer gitmişse zehirlidir. Eğer çok diş varsa %99 zehirli değildir. Bazı aletler var, kamp içinde var. Isırılan yeri direkt emcüklememi dedi, vakumlayabiliyorsunuz. Peki, bu gece yaşamak üzereydik. Arkadaşımız hipotermiye giriyor. Ne yapmamız lazım? Sıcak, çok sıcak olmayan bir su içirmeyi sağlayabiliriz. Çorganlar ısınsın diye. Ellerini, ayaklarını koltuklarımızın altına koyabiliriz. Oraları da çünkü çok üşümüştür. Bu şekilde onu tekrar hayata döndürebiliriz ısıtarak. Battaniyemizde. Isıcı battaniyemizde. Hocam, şuradan geçerken düştüm ve ayağımı kırdım. Ne yapıyoruz? Evet, eğer ayağının kırılması gözüküyorsa ciddi bir problemimiz var demektir. Ama gözükmüyorsa, böyle burkulma tarzı bir şeyse yine de üstüne çok fazla basmamamız lazım. Hangi ortamda bulunduğumuz çok önemli ama eğer böyle bir yerdeysek ağaçlardan bu şekilde destek olup, hangi eklemindeyse destek olup orayı bir bez parçası gibi, Rambo gibi bağlayıp seni taşıyarak en yakın hastaneye taşımamız lazım. Üstüne çok fazla basmaman lazım. Eğer parçalı kırıksa damarlarını zedeleyebilir. Hmm, anladım. Güzel eğlendik. Dün geldik, hatta hayatta kaldık. Çok da korunaklı olmayan bir çadırda yerde yattık. Ateş yaktık. Yemek pişirdik. Gece sobamız tüttü. Bir küçük bir kriz geçirdik. Küçük bir kriz de geçirdik. Üşüdük ama çok eğlendik. Umarım siz de bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir bizim gibi. Bir sonraki bölümde ne düşünüyoruz? Bir sonraki bölümde daha henüz karar vermedik. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.